Hazırlık çalışmaları Yardımlaşmanın önemiyle ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz. Bu konu hakkında hazırladığınız yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz. Yardımlaşma, zenginle fakir, tokla aç arasındaki uçurumu kapatır ve sevgi, saygı bağı kurar, yardımlaşmanın yaygın olduğu toplumlarda dostluk duyguları güçlü olur. Yardımlaşmaktan el ele vermekten insan birikimlerinden bir şey kaybetmez bir mum diğerine ışık vermekte kendi ışığından bir şey kaybetmez. Metni sesli okuyunuz. Kirpi masalı. Güneşin kızgın, yağmurun az olduğu uzak ülkelerin birinde yaşıyormuş mor kirpi. Eşi dostu hiç yokmuş. Ormanda dolaşmaya çıkmış, belki bir arkadaş bulurum, diye. Ama kimse kirpiyi yanında istemiyormuş çünkü mor kirpi dikenliymiş. Eyvah işte geliyor, demiş onu gören zürafa. Swigger'ı da ağaçların arkasına gizlenmiş. Leopar, tilkiler ve yılan yakındaki çalılığa saklanmış. Kaplumbağa kabuğuna çekilmiş. Baykuş, beni rahatsız etmeyin lütfen, uykum var, demiş. İyiden iyiye tek başına kalan kirpi, yuvasına dönmüş. Öyle üzgünmüş ki. Çok yalnızım, diye düşünmekten bütün gece uyuyamamış. Gün ışıyınca yiyecek ve su bulmak üzere dışarı çıkmış. O yaz çok kurak geçtiği için ördekler yüzemiyor, hüzünle kuruyan göle bakıyormuş. Sıcaktan bunalan fiiller ise serinlemek için geldikleri gölde yeterli su bulamayınca ormanın gölgesine dönmek istemiş. Geride kalan kaygılı bir kurbağa, fillere seslenmiş, durun, gitmeyin abiler. Çare bulmalıyız bu kuraklığa. Hiç suyumuz kalmadı. Tam o sırada kirpinin aklına çok güzel bir fikir gelmiş ben buldum çareyi, demiş sevinçle. Hemen yola koyulmuş. Düşe kalka en yüksek dağa tırmanmaya başlamış. Kirpi tepeye varınca dikenlerini sivritmiş. Var gücüyle bir hoplamış, beş zıplamış, gökyüzündeki bulutları delik deşik etmiş. Ve açtığı bu deliklerden kocaman yağmur damlaları düşmeye başlamış. Kirpinin yardımıyla başlayan yağmur hızlanmış, günlerce devam etmiş. Can Göknil Kirpi masalı. Birinci etkinlik. A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Hüzün. Tahminim. Duygulu olmak. Sözlük anlamı. İç kapanıklığı, üzüntü. Dost. Tahminim. Arkadaş Sözlük anlamı Sevilen ve güvenilen yakın arkadaş Burak Tahminim Susuzluk Sözlük anlamı Yağışsız B. Metinden hareketle anlamını sözlükten bulup öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz. İkinci etkinlik Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Mor kirpinin yaşadığı yer nasılmış? Güneşin kızgın, yağmurun az olduğu uzak ülkelerin birinde yaşıyormuş. 2. Mor kirpi neden ormanda dolaşmaya çıkmış? Arkadaş bulmak için. 3. Ormandaki diğer hayvanlar neden mor kirpiyi yanlarında istemiyorlarmış? Çünkü mor kirpi dikenliymiş. 4. Mor kirpi, yaşanan kuraklık sonuna nasıl bir çare bulmuş? Bulutları zıplayarak dikenleriyle delmiş ve yağmur yağmış. 5. metindeki hayal unsuru ögeler nelerdir? Kepinin zıplayarak bulutları delmesi, hayvanların konuşması. 6. metnin ana fikri nedir? Hiç kimseye dış görünüşüne bakarak ön yargılı davranmamalıyız. 3. etkinlik. Metinde geçen aşağıdaki deyime anlamına uygun olarak kullanacağınız bir cümle yazınız. Düşe kalka. Yaşlı adam, çamurlu yolda düşe kalka yürümeye çalışıyordu. Dördüncü etkinlik. Alp aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanılma nedenlerine yönelik kuralları belirleyiniz. Belirlediğiniz kuralları arkadaşlarınızla paylaşınız. Leopar, tilkiler ve yılan yakındaki çalılığa saklanmış. Geride kalan kaygılı bir kurbağa fillere seslenmiş. Durun, gitmeyin abiler çare bulmalıyız bu kuraklığı. Hiç suyumuz kalmadı. Cümleler büyük harfle başlar. Ünlem işareti ve noktadan sonra da büyük harf kullanılır. B. Aşağıdaki cümlede neden ünlem işareti kullanılmıştır? Açıklayınız. Eyvah, işte geliyor, demiş onu gören zürafa. Cümlede korku duygusu olduğu için ünlem işareti kullanılmıştır. Beşinci etkinlik. Aşağıdaki açıklamalara göre metnin türünü belirleyiniz. Hikaye edici metin, çeşitli karakterlerin başından geçen bir olayın, serim, düğüm, çözüm bölümleriyle anlatıldığı metinlerdir. Bilgilendirici metin, bir konu etrafında çeşitli bilgiler veren, giriş, gelişmeyi, sonuç bölümlerinden oluşan metinlerdir. Kirpi masalı metninin türü hikaye edici metindir. 6. Etkinlik, Yağmurun oluşumu ile ilgili internetten araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızdan hareketle defterinize bilgilendirici bir metin yazınız. Oluşan su buharı yavaşça gökyüzüne doğru yükselir ve yoğunlaşır. Bu durumdan sonra su damlacıkları oluşur. Bu su damlacıkları bir araya geldiğinde yağmurlar meydana gelir ve yeryüzüne düşer. 7. etkinlik. Metni bir kez daha sesli okuyunuz. Aşağıdaki ölçütlere göre uygun kutucuğu işaretleyerek sesli okuma çalışmanızı değerlendiriniz. Kelimeleri doğru telaffuz ederek okudum. Metni gözlerimle takip ederek okudum. Burgu ve tonlamalara dikkat ederek okudum. Noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum. 8. Etkinlik Aşağıdaki görselde anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız. Tartışma sırasında, uygun hitap ifadeleri kullanmaya, başkalarının sözünü kesmemeye, konuşmamın bitmesini beklemeye, akış içinde söz alarak konuşmaya katılmaya dikkat ediniz. Kendi düşüncelerinizi uygun şekilde ifade ediniz. Söz alarak konuşanları dikkatle, saygıyla, sabırla dinleyiniz. Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşınız. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmalıyız. Örneğin resimdeki gibi yaşlı bir teyzenin yoldan karşıya geçmesine yardımcı olabiliriz. 9. etkinlik. Farklı yazı karakterleriyle yazılmış aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeleri hangi durumlarda kullanmanız gerektiğini açıklayınız. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Seni seviyorum. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Bu ifadeler nezaket ifadeleridir. Karşımızdaki insana duygularımızı belli etmek için kullanabiliriz. Bir ortama girerken, çıkarken, iyi niyetimizi belli ederken veya hastalanmış insanlara karşı geçmiş olsun diyerek kullanırız. 10. Etkinlik A. Noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Benim kedimin dapsarı tüyleri ve dimdik kulakları var kitapçıdan benim için fazla bir kitap alır mısın? Annem bana uzun tüllü, yemyeşil bir elbise aldı. B. Cümleleri tamamlarken yazdığınız kelimelerden hangilerinde pekiştirme anlamı olduğunu belirtiniz. Sonraki metne hazırlık. Birinci bir gün süresince aile bireylerinizi, çevrenizdeki kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin hangi olaylar karşısında, hangi duyguları hissettiklerini belirleyip defterinize notalınız. Annem yemek yaparken şarkı söylüyor ve mutlu görünüyor. Babam işten gelince yorgun ve sinirli oluyor ve yemekten sonra hemen uyuyor. İkinci etkin bir dinleyici olmak için neler yapabileceğiniz ile ilgili gazete, dergi, kitaplar ve internetten araştırma yapınız. Bu araştırmadan edindiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzun provasını yapmayı unutmayınız. Etkili bir dinleme için sürekli göz teması kurmalı. Karşısındaki kişinin sözel veya davranışsal mesajlarını iyi değerlendirmeli. Sabırlı olmalı. Konuşan kişinin sözünü kesmemeye özen göstermeli. Karşısındaki kişinin yanıtlarına sözel ve davranışsal yanıtlar verebilmeliyiz. <laughs>